Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu futbol iklimine ve TV55'e hoş geldiniz. Ya çok mutluyum. Yani öncelikle onu söyleyeyim. İşte olmaz böyle şey, yoksa rüya mı diyoruz. İşte ara beni, öptüm seni diyoruz. Her şeyi söylüyoruz bu ara. Tabii küçük bir mutsuzluğum şu sadece. Samsunspor'umuz bugün İstanbul'daydı, Kasımpaşa'daydı. Ben ona hayli yakın olmama rağmen maalesef işimden dolayı bu maça uzun süre sonra ilk defa İstanbul'daki bir maça gidemedim. Ama önemli değil. Benim gidip gitmememden daha önemli olan şey takımın kazanmasıydı. Gerçekten çok güzel görüntüleri de orada gördük televizyon karşısında. Arkadaşlarımın çoğu orada şu anda büyük bir mutluluk içerisinde. Halen galibiyeti kutladıklarına eminim. Karşılaşmanın bitiminin üzerinden yaklaşık bir 5-6 dakika kadar geçti. Samsunspor Kasımpaşa deplasmanında 4-1 kazandı. Yine hikayesi olan bir maçtı. Yine yıllarca belki anlatacağımız bir maçtı. Biraz maçın öncesine dönelim aslında. Karşılaşmanın başlamasına bir saat kala mutat olduğu üzere kadrolar açıklandı. Kadrolar açıklandığında Lubomir Šatkan'ın, Benacer'in olmadığını gördük. Aynı zamanda Arnor Muya, bu üçlü yoktu. Bir de Celil yoktu. Yani 4 oyuncu birden sürpriz bir şekilde kadroda yoktu. 11'i geçtim, kadroda yoklardı. Bu anlamda Bedirhan ilk defa stoper oynayacaktı. 18 yaşında gencecik, 19 yaşında pırıl pırıl bir evladımız. Ancak biraz endişelenmedik değil. Sadece Bedirhan'dan değil. O sene başında bizim karamsar senaryomuz üzerinden konuştuğumuzda, lig uzun bir yarış ve bu yarış sırasında formsuzluk, sakatlık, ceza olacak. Bunlar da takımın gidişini etkiler. Kulübeden yeterli destek gelemeyebilir diye endişelerimiz vardı. Ve bu endişelerimizde de aslında ilk 45 dakika bittiğinde sanki biraz haklı çıktı gibiydik. Şöyle ki ilk yarı yine takır takır top oynayan bir Samsunspor vardı. Yani biz Samsunsporlu olmaktan gurur duyuyoruz, bu kesin, ama bu sene ayrıca bir gurur duyuyoruz. Çünkü hep söylüyorum, genel futbol sohbetlerinin içerisine girebiliyoruz. Yani beni görünce ben, hocam sizin maç kaçtaydı, işte ilk yarı şöyle olmuş falan diye soruyor çalışma arkadaşlarımız. Yani Samsunspor dairesinin dışındaki futbol severler de artık bir anda Samsunspor'u gündemine almaya başladı. Bu hayli önemliydi. Şimdi ilk yarıya döndüğümüzde biraz endişeli bir kadroyla başladık, fakat Thomas Rice'ın o oyun planı, oyun ezberi, Samsunspor'u oynattığı oyun aynıyla vardı. Yani hiç öyle deplasman takımı gibi değildik. Baktığımızda da işte önde basan, oyununu oynayan bir Samsunspor vardı. Sadece oyuncuların isimleri değişmişti, ancak roller aynıydı. Bu minvalde iki tane penaltı kaçırdık. İşte futbol sahalarında nadir görülen olaylar denilir ya, gerçekten öyle. İki penaltı 6 dakika içerisinde Olivier Nçam'da iki tane penaltı kaçırdık. Bu moral bozucu bir şeydi aslına bakarsanız. İyi oynadığınız anda iki de penaltı kazanıyorsunuz. İlkinde Panenka penaltısı denedi, topu direk nişanladı. 6 dakika sonra tekrar bir penaltı kazandık. Orada aslında eminim hepimiz veya çoğumuz tekrar Enchem atmamalı diye düşündük. Ama tekrar Enchem attı. Tabii bu arada Enchem'in penaltı grafiğine baktığımızda Kamerun milli takımında da penaltıları kullanıyor ve geçen sene kullandığı bütün penaltıları sanırım 4 penaltıydı. 4'ünü de gole çevirmişti. Ancak bu sene penaltı formsuzluğu var. Yani o bahsettiğimiz sakatlık, ceza, formsuzluk kısmının formsuzluk anlamı Enchem'de penaltı da vardı. Çünkü Gaziantep deplasmanında penaltıyı kaçırmış, dönen topu tamamlayarak gole çevirmişti. İkinci penaltıyı kullanması tartışılabilir bir durum. Yani oyuncunun kendine güveni fazlaysa, iyi bir penaltıcıysa atar, telafi eder düşüncesi vardı. Ancak ikinciyi de kaçırdığında bir demoralize olma durumu söz konusu oldu. Yani hem bizlerde, taraftarlarda, hem de belki takımda, bilemiyorum. Ve bir de işte gelirse üst üste gelir hesabı, Kasımpaşa hiç iyi oynamadığı bir devrede bir anda sürpriz bir gol buldu. Orada da Bedirhan'ın tamamen tecrübesizliğinden kaynaklı adamını takip edememesiyle alakalı bir gol yedik. Yani baktığımızda ilk yarı itibariyle bütün olumsuzluklar üst üste gelmişti. İşte tecrübesizlik, olmayanın yerini dolduramamak, formsuzluk gibi durumlar üst üste gelmişti ve devre arasına 1-0 mağlup girdik. Fakat bu sırada televizyon ekranından benim gördüğüm kadarıyla taraftarlarımız Enchem lehine tezahürat yaptılar. O da alkışlarla karşılık verdi. Bu önemli bir şey.
Yani taraftarın oyuncusuna buraya kadar getirdin, bundan sonra da yine yanındayız, elbette hata yapacaksın mesajını vermesi ve bunu organize bir şekilde vermeleri hayli önemliydi. Eminim takıma da sirayet etti. Yani içeride ne konuşuldu bilmiyorum. Oyuncuların ruh halini de bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Bence şu olmuştur. Evet beyler iyi oynuyoruz, sadece şanssızız, oyunumuzu sürdürürsek buradan yenilmeden döneriz. Yani çünkü ilk golü bulana kadar biz yani açıkçası birbirine razıydım ben kendi adıma. Yani yenilmeyelim bari. Çünkü çok şanssız bir gidişat vardı yani ilk 55-60 dakika itibariyle. Ya en azından yenilmeyelim, şuradan bir beraberlik çıkaralım diye. Fakat oyuncular benden daha inançlılardı. Bir kez daha kutluyorum onları. Oyun ezberine aynen devam ettirdiler. Ve yeniden kulübeden gelenler ve bu arada tabii Soner Aydoğdu. Soner Aydoğdu'ya şapka çıkarıyorum. Yani eleştiren arkadaşlarımız da vardı. Ben de yeterince katkıyı sağlamadığını düşünenlerden birisiydim. Fakat futbol kumaşı çok çok iyi. Hem tecrübeli hem de teknik seviyesi, duran top organizasyon becerisi çok iyi bir oyuncu. Son iki maçta, bu maçı saymazsam, kulübeden gelerek iki gol bir asist yapmıştı. Bugün 11'de başladığı müsabakada skor 1-1 iken kazandığımız serbest vuruşta eminim hepimiz dedik ki Soner bu golü atar. Yani o güveni veriyor. Çünkü bizim uzun süredir serbest vuruş handikapımız da var. Yani net bir serbest vuruşumuz yoktu. Fakat Soner bir serbest vuruşçuydu ve pozisyon o kadar iyi ki yani öyle bir yerde faul yaptılar ki penaltı olsa o kadar şans olurdu bence. Çünkü Emre iyi bir solak ve şahane bir vuruş. Topu yani eliyle sanki götürüp oraya bırakmış gibi. Tabii ondan önce birbiri getiren golden de bahsetmek lazım. Emre Kılınç takımın iyilerinden birisiydi. Golü attırdı. Holse ikinci devre adeta yeniden oyuna girmiş oldu. Ve kulübeden gelenler, ya kulübemiz zayıf diyorduk. Fakat kağıt üstünde oyuna girip belki seyri değiştirebilecek iki oyuncu her şeye rağmen Laura ve Dimata görünüyordu ve bunu yaptılar. Yani bizim gamsız Laura, hep söylüyorum, ilk 11 için asla ideal bir oyuncu değil ancak sonradan oyuna attığında çok şey yapabilir. İşte fulleli, güçlü, neler yaptı gördük. Dimata da epeyce katkı sağladı ve işin belki de en eğlenceli tarafı bugüne kadar doğru süre bile alamamış olan Flavien Tey'i oyuna girdikten sonra gol atmış olması. Biraz da böyle bir şey. 34-36 maçın hepsinde oynayıp gol atamayan ama çok iyi oynayan oyuncular olduğu gibi gol şansı olan oyuncular da oluyor. Flavien Tey geçen sene mesela sürekli oynamasına rağmen gol atamamıştı. Bugün süre aldığı az bir vakitte bile golünü attı. Çok güzel, çok keyifliydi. Bir birden sonra oyuncuların birbirine de razı olmaması, Kasımpaşa'nın demoralize olması ki iyi oynamıyordu Kasımpaşa. Biz iyi oynuyorduk. Yani bir mağlubiyet çok büyük bir haksızlık olurdu zaten. Ardından işte arda arda peş peşe gollerin gelmesi, hepsi güzel organize goller. İşte yani Holse'nin mesela ilk goldeki vuruşu çok iyi. Yani orada o köşeye sert vurulur zaten. Öyle vurdu. Emre'nin pası çok akıllıcaydı. Yine bizim bu sezon klasikleşmiş hücum organizasyonlarımızdan birisiydi bu. Yani gollerimiz öyle tesadüfi goller çarptı, etti, şu oldu, bu oldu golleri asla değildi. İkinci gol zaten tam bir bireysel yetenek. Çözdü yani, maçı da orada kopardı. Bizim de böyle gol diye çığlık attığımız anlardan birisi oldu tabii ikinci gol. Sonra üçüncü golde de Zeki Yavru'nun herkes içe keseceğini ya hatta vuracağını düşünürken kuvvetle muhtemel çalışılmış bir organizasyon. Orada bomboş bırakılmış bir Holse ve Holse'den bu sezon yanılmıyorsam bir oyuncumuz ilk defa bir maçta iki gol birden attı. Carlo Holse gollerine de devam etmiş oldu. 3-1 ve sonra start tamamen çözülen bir oyun. 4 geldi. Belki biraz daha yüklensek 5'i de bulabilirdik derken çok ilginç bir maç oldu. Yani böyle anlatılacak bir maç oldu. İçinde farklı gerilim unsurlarının ve eğlence unsurlarının bulunduğu bir maça dönüştü. Açıkçası iki penaltı kaçtıktan sonra kötü bir gol yediğinizde ve devreyi 1-0 geride kapatıp kulübeye soyunma odasına gittiğinizde kimse bu maçı hele 60'tan sonra yani ikinci yarı şok bir golle de başlamıyorsunuz. 60'tan sonra çok rahat futbol oynayarak, iyi futbol oynayarak 4-1 çevireceksiniz düşüncesine sahip olmayabilirdi. Ama bu sezon Samsunspor çok farklı. Yani biz dediğim gibi yani Atatürk'le armamızdan Samsunsporlu olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Ben hep söylüyorum Samsunsporluluk çok karizmatik bir şey. Çünkü bir topluluğa girdiğinizde oradaki insanlar ağırlıklı olarak 3 İstanbul takımını tutuyorlar. Yani o tabiri caizse sürünün içerisindeler, kalabalığın içerisindeler ama siz farklısınız.
Yani farklı farklı olduğunuz da ortaya çıkıyor. Ve çok zor yollardan geldiğimizi daha önce defalarca söylemiştim. İstanbul'da kazanmak güzel bir şey. İstanbul takımlarını yenmek güzel bir şey. Üç İstanbulluyu yenmek çok güzel ama fark etmez. Küçük İstanbulluları yenmek de güzel bir şey. Hele ki işte Kasımpaşa gibi bir camia kültürü olmayan, her ne kadar bir semte, ilçeye dayansa da bir tribün desteği de olmayan takımları yenmek, yani paranın gücüyle ya da başka etkenlerle oralarda bulunan takımları yenmek çok güzel. Ya puan tablosuna bakmaya doyamıyoruz. Tekrar ikinci sıraya yükseldik. Çok mutluluk verici bir şey yani bu. Ya Samsunspor tökezler. Evet, tökezleyebiliriz ama o gün bugün değildi. Yani bu maç hiç değildi. Ve onca eksiğe rağmen bizim bile maç öncesi arkadaşlarla o yazışmalarımızda bir karamsarlığa, ya herhalde o gün bugün yani, çünkü eksikler hissedilecek gibi hissettiğimiz anlara rağmen takım kağıt üstündeki her şeyi bir yana attı, sahaya çıktı, takır takır futbolunu oynadı. Thomas Reis'a gerçekten helal olsun, yani iyi bir teknik adam, futbolu seven bir insan, bu belli, bunu takıma da yansıtmış. Bu anlamda çok mutlu olduğumuz bir müsabaka oldu. Şimdi tabii maç yeni bitti. Yeni bitmiş bir maçın üzerine şimdi puan tablosuna bakamadım bile. Ama yani senaryo öyle bir gelişiyor ki, işte diyelim ki Galatasaray Beşiktaş'a puan kaybetti. Haftaya bay olacaklar. Biz Antalya'yı yendiğimizde 2 hafta sonra 10 Kasım'da burada Galatasaray'la oynayacağız. Belki de bir liderlik maçına çıkacağız. Yani çok güzel bir şey. Kazanmak, kaybetmek bunlar bir tarafa ama bu hikayenin içerisinde olmak, bu sohbetlerin içerisinde olmak gerçekten mutluluk verici bir şey. Çok da yakışıyor. Kırmızı beyaz renklere, Atatürk'lü armaya, Samsunspor'umuza çok yakışıyor. Bu anlamda bugünkü galibiyet için de oyuncuları kutluyorum. Deplasmanda 5'te 5 yaptık. Yani kendi rekorlarımızı en azından alt üst ederek, darmadağın ederek ilerliyoruz. Tarihimizin en güçlü kadrosu bu değil. Farkındayız ama tarihimizin en güzel gidişatını sergileyen kadrosu bu. Onun için oyuncuları tekrar tekrar kutluyorum. Ve bu sene öyle bir kimliğe büründük. Yani geçen sene aman canım işte tabiri caizse ya çöp, bir şey olmaz, gönder gitsin, hiçbir katkısı yok, ne alacak, niye alındı denilen pek çok oyuncu bir anda kendi formunu buldu, kıymetini buldu. İşte Dimata'yı sayabilirim, Soner Aydoğdu'yu sayabilirim bu anlamda. Bugün kötüydü ancak şimdileri sayabilirim. Bola mesela geçen sene çok böyle dönüşümlü oynuyordu. Ve pek çok oyuncu değerine değer kattı, gönlümüzü fethetmeye başladılar. Onun için işte mesela Şatkan'ın yokluğunu çok hissederiz diye düşünüyorduk ancak Bedirhan bugün iyi oynadı. Aferin ona da, gözlerinden öpüyorum onun. Her şey iyi gidiyor. Her şey iyi gidiyor, inşallah daim olur. Ve mutluyuz. Keyfimiz yerinde, iyi bir hafta geçireceğiz. Hatta iyi bir 9 gün geçireceğiz. Antalya Spor'u da yenerek, evimize mağlup ederek yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Hafta içi bir kupa maçı var. Muhtemelen bir kupa programı da yaparız. İstanbul'dan Samsun'a, başta Samsun olmak üzere, Samsunspor'ların olduğu her yere, futbol severlerin, Samsunspor'un iyi futbolunu beğenenlerin, Samsunspor'a sempati duyanların, saygı duyanların hepsine 3 puanı gönderiyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.